Bir şey soracağım ya. Bir de sana bir şey göstereceğim ama tabii bir şey söyledikten sonra göstereceğim. Bugün çok heyecanlıyım biliyor musun? Neden heyecanlıyım bir de onu sor. Aslında neden heyecanlı olduğumu da bilmiyorum. Aslında ben zaten bugün bana ne olduğunu da bilmiyorum. Neyse zaten çok heyecanlı olduğum için saçma saçma konuşuyorum. Anne arkadaşım da sen olduğun için beni sadece sen anlayabilirsin. Bir de seninle konuşurken tabii ki de telefonda bir görüşme yapmam lazım. Birazcık telefonda konuşurken de saçma olmuş olabilirim. Benim bu konuda da uyarırsan iyi olur. O zaman telefonla konuşup geliyorum. Ya da vazgeçtim ya. Şey yapacağım. Yemek yiyelim yemekten sonra. O kadar iştahlıyım ki yani 10 gündür yiyip yiyip doymuyorum yani. Böyle diyorum ki keşke hep böyle olsam ama bir bakıyorum sanki biraz kilo almışım. Ve sonra diyorum ki aman boşver bir aya zaten verirsin. O yüzden sıkıntı yok. Başımı sana anlatacağım. Geçenlerde birisiyle bir ilişki yaşıyordum, tamam mı? Ya geçenlerde dediğim zaten iki halifen birbirimizi tanıyoruz. Ben de dedim ki herhalde bununla olur, bununla gidiyor yani. Bu yol başka bir yol. Ama bir şey söyleyeceğim. Sanki başka biri oldu. Sanki böyle yani ben o ilk günkü kişiyi göremedim. Yani bende mi sorun sence? Yani tamam bu yani 7. falan sevgilim olabilir ama ben çok fazla ilişki yaşayan birisi değilim bana göre. Çünkü yani bilmem ya ben bir kere biraz şakrak birisiyim. Yani bana uymalı, benimle eğlenmeli. Böyle oturup böyle yani saçma sapan susup da oturamam ben. Benimle konuşacak, benimle kitap okuyacak, benimle resim çizecek, benimle alışverişe çıkacak. Ben çünkü çok değişken birisiyim ve çok yaratıcı birisiyim biliyorsunuz. Resim konusunda iyiyim, müzikte iyiyim, müzik kulağım çok fazla, eğlenmeyi çok seviyorum. Ama yani bana işte yakışan bazı kişileri bulamıyorum. Yani bu kötü oluyor. Neyse sen anlat birazcık ben de seni dinleyeyim. Dinliyorum dinliyorum. Ya dalgın dedim ya biraz şeyim. Yani kulağım hep sende aslında. Ben zaten seni dinlerken aslında 100 şey daha düşünüyorum. Gerçekten dinliyorum. En son demiştin ki Mahmut'la beraber kahveye gitmiştik. Kahvenin köpüklü olduğunu söylemiştin. Ya dinliyorum diyorum. İnanmıyor musun? Yalan mı söyleyeceğim işte. Bir tane ders çalışıyorum. Dersteyken o gün ne yaptığımı düşünüyorum. O gün diyorum ki saçma sapan ya düşünsen yediğim yemeğin şeylerini falan hesaplıyorum o sırada ama o sırada bir şey de çözüyorum yani onu çözüyorum resmen. Evet bugün biraz konuşuyorum ya kusura bakma. Aslında yani 6 ay önce de böyle olsaydım birçok şeyi kaybetmiş olmazdım. Çünkü 6 ay önce çok isteksizdim her şeyde o yüzden hem sınavımın başarısız geçti. Hem de arkadaşlarımla olan ilişkilerim mahvoldu. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum öyle söyleyeyim sana. Olsun yani kaybedecek bir şeyim olmadığı için yani sıkıntı yok. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben sınavlarım harika geçti. Gidiyorum birazcık müzik dinliyorum. Sonra bangır bangır bir parti veriyoruz. Ondan sonra uyumak yok zaten. İstediğim her şeyi yaparım. Bir de otururum kitabımı yazarım. Oh yan gel yat sonra da istediğim kadar film dizi pat pat. Çakmağın nerede ya? Temizlemek istemiyorum şu anda ya, yapamam. Kimseyle boşasadım mı gelmiyor ki. Zaten aylar önce de aynı şey olmuştu. Olmuyor böyle ya, uyuyacağım ben.
Bilmiyorum. Ya bilmiyorum işte kızım, Allah Allah. Üf. Nereden hatırlayayım? Aklım başka yerlerde zaten. Ama hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. Yok. Çok yorgunum diyorum ya. Çok istemiyorum. Uyumak istiyorum yani. Başka bir şey istemiyorum. Dalıp gidiyorum diyorum. Sürekli dalıyorum. Başka hiçbir şey düşünemiyorum. Sadece dalıyorum. Bazen ya belki inanmazsın ama böyle intihar etmek istiyorum. Bu sana ergence mi geliyor? Gerçekten öyle geliyorsa sana çok güzel bir şey anlatayım. Bundan 6 ay önce asla ve asla öyle bir şey düşünmezdim. Yani bana göre bunlar saçmanın daniskasıydı. Ama öyle bir dönem geliyor ki sanki onu yapmazsan her şey bozulacakmış gibi. Hiçbir şeyden zevk almak ne demek sen bilemezsin. O an yapacağın hiçbir şey kalmamış gibi hissetmek nedir sen bilemezsin. Belki hissedebilirsin ama tamamen anlayamazsın. Ne kadar yorgun olduğumu söyleyeyim mi sana? 3 gündür erken yatıyorum. Erken kalkıyorum. Bazen geç kalkıyorum. Bazen hiç yataktan kalkmak istemiyorum. Bir sürü işim var. Bakmam gereken bir sürü işim var ama hiçbirisini yapamıyorum. Ve bunu gerçekten yapamıyorum. Gerçekten yapamamak ve istememek arasında gerçekten fark var ve ben yapamıyorum. Her şeyim birikti. Her şey üst üste geliyor. Ama çok zor. Böyle bazen kesici aletleri falan benden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yani hapımı falan kullanıyorum. Çünkü kullanmazsam stabil olamıyorum. Ne yapacağım belli olmuyor. Ama gerçekten ölmek istiyorum. Ölmek sanki kurtuluşmuş gibi. Ya bazen sana bir şey söyleyeceğim. Denizin kenarına gidiyoruz sahilde. Sahildeki arkadaşım diyor ki bu deniz ne kadar güzel bir deniz. Herkes orada yüzmeyi falan hayal ediyor. Ben diyorum ki acaba şuradan atlarsam kaç sürede ölürüm, nasıl ölürüm? Arkadaşım diyor ki hadi gelin dondurmayı yiyelim. Burada yürürüz. Ben diyorum ki o dondurmayı yerler. Ben de oradan giderim. Şuradan kendimi atarsam ne kadar sürer? Hesaplamalar yapıyorum biliyor musun? Kimsenin işine yaramadığımı düşünüyorum. Beceriksiz olduğumu düşünüyorum. Ben daha sana ne anlatabilirim ki? Daha ne duymak istersin? Mesela şu an seninle böyle konuştum. Sen beni ne kadar anladın? Ne kadar hissedebildin? Sen beni böyle dinlerken ben aklımda zaten 10 kere ölmüştüm.